Kıymetli arkadaşlar, yoldaşlar, merhabalar. Küçük bir özetle bugün konumuza geçelim. Bugün neler yapacağız ondan bahsedelim. Dönem içerisinde bu derse kadar olan videolarımızda, yüklediğimiz dosyalarımızda, Edebiyat-ı Cedide dönemine kadar Türk romanının genel seyrinden bahsettik. Tanzimat dönemi romancılığını ana hatlarıyla anlattık. Roman bizde niye batıdan bir tür tartışmasından tutun da ilk romanlarımızda görülen teknik aksaklıklar, romanımıza hakim olan romantizm akımı, gelenekli türlerin halen batılılaşmaya çalışan, batıdan alınan bir tür içerisindeki belirginliği, Tanzimat dönemi aydınının zihninde beliren dualitenin romancılığımıza da yansıması ve bir manada onu kusurlu hale getirmesi. Tanzimat romanında dönemin sosyal fikirler, toplumsal fayda ilkesiyle kullanılması gibi konulardan bahsederek Edebiyat-ı Cedide'ye kadar bir romanı gözden geçirdik. Namık Kemal'ler, Sami Paşazade, Sezai'ler, efendim Ahmet Mithat Efendiler, bunları andık. Romancılığa dair kafamızda bir şablon oluşsun. Geçen yıl aldığınız dersleri hatırlayın ve birer bağlantı kurun diyerekten. Devamında dönemin Edebiyat-ı Cedid'in eleştiri anlayışını konuştuk. Hipolit'ten ve Ahmet Şuayb ekseninde daha ziyade. Batılı manada eleştirinin Edebiyat-ı Cedidecilerle edebiyatımıza geldiğinden esere yönelik eleştirinin Edebiyat-ı Cedide yazarları tarafından gündeme getirildiğinden, müstakil bir tür olarak görüldüğünden, edebiyatımızda realizm tartışmalarının, Tanzimat'ın içinde başlayan bu tartışmaların bu dönemle birlikte yoğunluk kazandığı, realist edebiyat çizgisinin edebiyatımıza hakim kılınmaya çalışıldığından söz ettik. Yine Ahmet Mithat Efendi ve Cenap Şahabettin ekseninde klasikler tartışmasına mercek tutmaya çalıştı. Yani dönemin ne diyelim, nesir anlayışını romanıyla eleştirisiyle daha ziyade kazımaya, aydınlatmaya çalıştı. Son videomuzda ise dönemin nesrini, romancılığını, tahkiye anlayışını temsil eden önemli isimlerin Halit Ziya ve Mehmet Rauf olduğunu söyledi. Bilhassa Halit Ziya sadece bu dönemin değil, bütün modern roman tarihimizin kurucu babalarından biri, batılı manada örnekler veren Tanpınar'ın ifadesiyle bizde romancı muhayyilesiyle doğmuş ilk adam. Onun romanları batılı olgun örnekler sayılıyor idi. Mehmet Rauf da zaten bunu söylüyordu, değil mi? Batılı romanları okuyorum, Fransız, İngiliz metinlerini. Bizde niye böyle şeyler yok diye hayıflanıyordum ki. Halit Ziya'nın metinlerine rastladım. Oh dedim, bizde de böyle şeyler yazılabiliyormuş, yapılabiliyormuş diye. Halit Ziya en kapsamlı tahkiye ilkelerini belirleyen ve dönem romanını örnekleyen isim diye onu bu haftaya sakladık. Vizeden önceki konularımıza dahil etmedik. Finalimizde dahil olacak bize. Onun biyografisini ve Aşk-ı Memnu'sunu, Mavi ve Siyah'ını konuşacağız. Halit Ziya'ya girişmeden evvel Mehmet Rauf'u konuştuk. Biyografisinden bahsettik. Yazarlık macerasından ana hatlarıyla Eylül'ünü etraflıca inceledik. Mehmet Rauf'un yaşam çizgisinde bir zamban hikayesinin kırılma noktası yarattığını, devlet memuriyetinden atıldığını bu eser nedeniyle, yıldızının meşrutiye sonrası dönemde söndüğünü söyledik. Ve yine gerek yaşadıkları, mizacı, karakterindeki kimi ne diyelim, zaaflar mı diyelim, belirgin vasıflar mı diyelim nedeniyle, başına gelen talihsizlikler nedeniyle, Eylül'de gösterdiği başarıyı İlerleyen dönemdeki romanlarında gösteremediğini, hayatını kalemiyle kazanmak zoruna düştüğü için popüler eserler ürettiğini, dolayısıyla popülizm tuzağına düştüğünü,
üslup güzelliği endişesini taşımanın onun için zorlaştığını, bu nedenle üslubunu savruklaştığını söyledik. Mehmet Rauf ve Eylül'ü konuştuk. Bugün bu video içerisinde Halit Ziya'nın biyografisini biraz konuşmak istiyorum, bahsetmek istiyorum. İki ayrı videoyla da Mavi ve Siyah için bir video, Aşk-ı Memnu için birer video çekeceğiz ve döneme dair bütün müfredatımızı, konularımızı tamamlamış olacağız. Dönemin diğer romancıları da var. İsmen bilmeniz gereken yüklediğim dosyalarda zaten bunlar mevcut. O isimleri ve temel eserlerini, Saffet-i Ziya'ların, Hüseyin Cahit'lerin bilmeniz yeterli. Roman anlayışını anlayacağımız, değerlendireceğimiz metinler Halit Ziya ve Mehmet Rauf'a ait metinlerdi. Bunları okuyun diye ilk dönemden itibaren söylemiştim. Okuduğunuzu ümit ediyorum. Okumadıysanız çok sorun yaşayacaksınız. Ona göre sorular karşınıza gelecektir. Bunları defaatle hatırlattım. Velhasılı kelam Halit Ziya'nın biyografisine, dönem içerisindeki ve edebiyatımız içerisindeki yerine, romancılığının önemine şöyle bir değinelim. Sonraki videolarımızda da romanlar üzerine konuşarak dönemimizi kapatalım. Bundan sonraki iki video ile. Halit Ziya dediğimiz zaman, hani ben hep size söylüyorum ya, hangi yazarı kimden okumalıyız, onun üzerine kim kapsamlı çalışmalar yapmış, doktora tezi çalışmış, uzmanlaşmış. Halit Ziya Uşaklıgil dediğimizde aklımıza Ömer Faruk Kuyugüzel hocamızı getirmemiz gerekir. Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü'nden şu an görüyorsunuz. Yazılı Halit Ziya maddesini de o yazdı. Yine Kültür Bakanlığı yayınlarından çıkan Halit Ziya kitabı var. Bu kitabın içerisinde de kapsamlı bir Halit Ziya'yı da şöyle göstermiş oluvereyim. Kapsamlı bir Halit Ziya kitabı var. Çok kıymetli bir kitap. Bu kitap içinde de ilk yazı yine Ömer Faruk Kuyugüzel Hoca'ya ait. Halit Ziya'nın hayatını ve yazı faaliyetine veren kapsamlı bir yazı. Yine bu kitapta Halit Ziya romancı yönüyle bütün eserlerini ayrı birer hoca irdelemiş. Kitap bölümü makale olarak çalışmış. Romancılığı, hikayeciliği, eleştiri yazarlığı, anıları, mensur şiirleri, tiyatroya bakışı, denemeleri, makaleleri, mektupları ve Halit Ziya eserlerinin sinemaya uyarlanması gibi çok farklı yönlerden irdelenmiş, anlatılmış. Burada kapsamlı Halit Ziya biyografisini görüyoruz. Birkaç fotoğraf daha var. Onları size gösterip geçiş yapayım. Bu çok kapsamlı olduğu için sizleri de yormamak adına buradan okudum. Yer yer buraya atıfta bulunacağım ama sizi sorumlu tutacağım, yükleyeceğim metin ekranda gördüğünüz teyiz maddesi olacak. Halit Ziya ve torunu Zeynep'i görüyoruz. Zihninizde biraz canlansın diye söylüyorum. Şunu göstereyim. Bu gençliğinden bir fotoğraf. Halit Ziya genç bir delikanlıyken. Halit Ziya ve biricik oğlu Yürek Yangını Bülent. Bülent'in çocukluğu. Bu Bülent'le ilgili de, ismiyle ilgili de ilginç bir şey var. Bülent ismi yaygın bir biçimde kullanılmıyormuş denilen o ki çocuklara verilmiyormuş. Halit Ziya metinlerinde birer karakter adı olarak verildikten sonra insanlar çocuklarına Bülent ismi vermeye ya da yoğun bir biçimde Bülent ismi vermeye başlamışlar derler. Evlatlarından birinin adı Bülent. Bütün Bülentlerin de bir anlamda babası desek abartılı bir tabir olur mu? Onu bilemeyeceğim. Evet, ve Vedat'ı
evladı. Bu fotoğraflar yürek yangını fotoğraflar. Çünkü Halis Ziya hayatında çok evlat acısı görmüş. İntihar görmüş evlat. Akrabadan, amcalardan. Bu onun yazı hayatının sekteye uğramasına da neden olmuş. Eserlerine de yansımış. Biyografi eser ilişkisi bağlamında bunu akılda tutmamızda fayda var. Yine burada Ömer Faruk Hoca, Halis Ziya'nın bütün eserlerini, yayınlanan bütün eserlerini türlere göre etraflıca veriyor. Bir yerde denk gelirseniz karıştırın. Halis Ziya konusunda kapsamlı çalışmalar yapan ve Halis Ziya'yı öğreneceğiniz ismin Ömer Faruk Kuyugüzel Hoca olduğunu bilin. Kültür Bakanlığından da bu kitabın çıktığını bilin. Halis Ziya Uşaklı gibi. Şimdi başlayalım. 1865 yılında doğmuş, Osmanlı Devleti'nin son dönemlerini görmüş. Tabii bu son dönemler içinde neler neler var. Bizim Batılılaşma Devri diye anlattığımız dönem. Çözülme sürecini görmüş. İkinci Meşrutiyet'i görmüş. Dünya Savaşı'nı, Mütarekeyi görmüş. Milli Mücadele'yi görmüş. Cumhuriyet'in doğuşuna şahitlik etmiş. Erken Cumhuriyet dönemi uygulamaları bunları görmüş ve 45 yılında vefat etmiş. Artık çok partili siyasal hayata doğru giderken vefat etmiş. O yılları görememiş. Çok kritik zamanları görmüş. Sosyal ve siyasal açıdan köklü bir değişimin yaşandığı bütün zamanlara tanıklık etmiş kendisi. Aslen Uşaklı ve İzmir'e yerleştikten sonra Uşakizadeler adıyla tanınan İzmir'in eski, köklü ve zengin bir ailesine mensuptur. Ömer Faruk Hoca Uşakizadelerle ilgili bize şunu söylüyor. Uşakizadeler bir Uşaklılar. Eski yazımı falan düşünün. İki, bazıları iki şey ile yazar. Uşakizadeler. Hani aşk, aşık diye bildiğiniz kelime var ya. Aşıklar, aşık kelimesinden türeyen uşak çift şeyle buraya göndermede bulunarak konulmuş diye düşünür bazıları. Bunun doğrusunun tek şeyle yazılan ve uşaklı olduğunu ifade eden uşaklılar, uşakizadeler diye bu yazım konusundaki tedirginliği giderir. Zaten Cumhuriyet devrinden sonra da Uşaklıgil, Uşakizade aynı şey. Memleketine atıfta bulunan bir soy göndermesi. Şimdi biz bu köklü Uşaklı ailenin zengin ve varlıklı olduğunu biliyoruz. Edebiyatı Cedide neslinin büyük bir kısmı için söylediğimiz durum değil mi? Bunlar varlıklı ailelere mensuplar. Bu durum onların iyi eğitim almalarını kolaylaştıracak ve bizim açımızdan anlamlı hale getirecek. Dedesi Hacı Ali Efendi Avrupa ile ticaret yapan ciddi bir halı tüccarı. Babası Halil Efendi yine ticaretle uğraşan, Batı hayat şekillerine aşina ama tasavvufla da içli dışlı. Artık baba Tanzimat nesli gibi düşünün. Hem Batı'yı biliyor hem Doğu'yu biliyor. Bir insan. Zaten bu o neslin pek çok ferdinde görülür. Mevlana bilir, Mevlevilik bilir, tasavvuf bilir, divan şiiri bilir, sever. Bununla birlikte yüzü batıya dönüp Fransız edebiyatına da aşinadır. Bir taraftan gelenekli müzik dinlerken, udunu tıngırdatırken bir taraftan piyanoya da merak salar. Böyle bir ailenin içerisinde yetişiyor. Anne tarafından ise Kayserili olduğu söyleniyor. Şimdi burada İzmir doğumlu olmak ve hayatında yazı devresinin ilk kısmında İzmir çok mühim. Hizmet devresi diyoruz biz ona. Hizmette yazdığı yazılarla, tefrikalarla yazı hayatında önemli bir ilerleme kaydetmiş ve onun olgunluk dönemini, İstanbul dönemini hazırlayan bir aşama olmuş. Acemiliğini orada atmış bir manada. İzmir'in şöyle bir önemi var. Kendi ailesi de zaten bakın tüccar.
Dünyada fikirler en fazla ticaret ve savaş yoluyla yayılır. Farklı kültürler birbirlerini savaş ve ticaret yoluyla tanır. Bu manada kimi coğrafyalar değişime daha açıktır. Değişimin, yenileşmenin ilk kıvılcımlarının belli coğrafyalarda görülmesi anlamlıdır. Çünkü bu imkanlar orada oluşmuştur. Taşra'da yolu olmayan kuş uçmaz, kervan geçmez bir yerde değişim beklemeniz zor. Ancak ticaret yolları üzerinde bulunan, cazibe merkezi olan alanlara dışarıdan seyyah da gelir, tacir de gelir, tüccar da gelir, düşman da gelir. Dolayısıyla siz ötekiyle bir başkasıyla karşılaşırsınız. Kulağınız başka dil işitir. Gözünüz başka kültür görür. Ve böylece değişirsiniz. Değişime kapı aralarsınız. Hani meşhur bir romanda diyor ya, bütün hikayeler iki şekilde başlar. Anlamlı hale gelir. Ya şehre dışarıdan bir yabancı gelir, ya kişi şehirden uzaklara gider. Yani değişimin, hikayenin, yaşamın temel dinamiği yolculuk. Bu yolculuk tabii farklılaşmaya sevk eden, yeniliğe sevk eden bir yolculuk. Bu da ancak ötekini bir başkasının size gelmesiyle ya da sizin başka diyara gitmenizle mümkün. Halit Ziya'nın doğduğu çevre İzmir ve aile bağlantıları bu bağlamda önemli. Baba, aile Avrupalıyla içli dışlı ticaret yapıyorlar. İzmir kritik bir şehir. Liman şehirleri, İzmir, İstanbul, Osmanlı için yine düşünelim. Bugün Yunanistan topraklarında kalan pek çok alan, Selanik, bugün Türkiye'yi düşünün falan, Mersin, Adana değil mi? Hareketliliğin olduğu yerler, ticaretin yoğun olduğu yerler önemli. İzmir niye ilaveten önemli? Bizim demokrasi tarihimizde de, batılı kültürlerin dolaşıma sokulması bağlamında da. Çünkü burada Levantenler yaşıyor. Levanten dediğimiz kişiler ta Fatih dönemlerine kadar vardıracağınız bir zaman dilimi içerisinde biliyorsunuz şehir devletleri var. Özellikle İtalyan şehir devletleri, Cenevizliler gibi. Bunlar İpek yolu, baharat yolu, geniş bir coğrafyada ticaret yapacaklar. Bu ticareti yaparken bu acenteler gibi düşünebilirsiniz. Kendi çalışanlarını ticaret yolları üzerindeki ve bilhassa liman şehirleri üzerindeki şehirlere yerleştiriyorlar kendi vatandaşlarını. Ta asırlar öncesinde. Yani bir Hristiyan, bir İtalyan geliyor İzmir'e yerleştiriliyor. İlgili yani ticaret ağının bir parçası olarak, yerel temsilcisi olarak, düzenleyicisi olarak. Adamcağız orada kalıyor. Oranın dilini öğreniyor ve kuşaklar boyu devam ediyor. İşte bu ticaret vasıtasıyla zamanında ticaret yapılacak yabancı ülkelere, onlar açısından yabancı ülkelere, bizim açımızdan bize gelmiş İstanbul'da, İzmir'de yaşayan, artık yerel kültürün de bir manada parçası olmuş. Bilhassa gayrimüslim ticaretle uğraşan bu nüfusa Levantenler diyoruz. Bu Levantenler kültürün gelişimi, değişimi, yerli unsurlara Batı kültürünü tanıtmak bağlamında falan önemli. Bu adamlar tabii boş durmuyorlar. Kendi kültürlerini gittikleri coğrafyaya taşıyorlar. Adetlerini taşıyorlar. Teknolojilerini bir manada taşıyorlar. Okullar açıyorlar. Kendi çocukları için bir nüfus asırlar içerisinde gelişiyor. İzmir bu bağlamda önemli. Ve Halit Ziya çevrelerinin bu Levanten ailelerle irtibatı var. Halit Ziya babasının bir halı mağazası açmak üzere gittiği İstanbul'da Eyüp Balcılar yokuşundaki bir evde doğuyor 1865. İlk tahsiline klasik mahalle mektebinde başlıyor dönemin pek çok ismi gibi. Sonra Fatih Askeri Rüştiyesi'ne kaydoluyor. Ancak Rüştiye'nin 3. sınıfındayken meşhur 93 Harbi patlak veriyor. Bizim açımızdan büyük bir felakettir bu. Bir sürü insan yalın ayak, sürgün olmuştur. Derin bir travma yaratmıştır.
93 Harbi ve Balkan Harbi bizim açımızdan çok üzücü hadiseler bir nüfus değişimini de beraberinde getirmiştir bunlar. Üzerimizde ciddi bir travma yaratmıştır bu hadiseler. Herkesi etkilemiştir, bütün milleti. Bu hadisenin Halit Ziya üzerindeki etkisi ise mektebi bırakmak zorunda kalması, İstanbul'u bırakmak zorunda kalması. Savaş var, işler kötü. İstanbul'dan İzmir'e dönüyor ailesi. İzmir devresi başlıyor 1878'de. Dolayısıyla eğitimine İzmir'de devam edecek. Kaydolduğu İzmir Rüştiyesi'nde eğitim düzeyi onu tatmin etmiyor. Çünkü zaten okur yazar, kültürlü bir aileye mensup kendisi. Okuldan beklentileri fazla olacak. Alelade bir okulun onu tatmin etmesi çok mümkün değil. Bu nedenle özel dersler alacak. Ermeni Katolik rahiplerinin idare ettiği Fransızca eğitim veren Mekitalis Mektebi'ne 1880'de kaydedildi. Bu okullar, papaz okulları falan diyenler de vardır bu okullara. Ama neyi anlıyoruz? İşte gayrimüslimlerle münasebet, yabancı dille münasebet, kültürle münasebet çok erken bir devrede başlıyor o zaman. Hemen bunu anlıyoruz. 1883 yılında buradan mezun olur. Bakın kültüre aşina hem aileden hem çevreden hem eğitimden okulda. Babasının maddi sıkıntısı yüzünden yüksek tahsil yapma imkanı bulamamakta. Bakın artık ekonomi de soruna düşüyor. Niye? Anlıyoruz biz bunu. Ticaret de yapsanız artık savaşlar var. Memleket kaynıyor. İşler eskisi kadar iyi gitmeyecek kimse için. İstanbul'da başlayan okumalarını ve tiyatroya ilgisini İzmir'de de sürdürdü. Bu gayrimüslimlerin idare ettiği okulda hocalarının teşvikiyle Batı'nın büyük yazarlarının, özellikle realist ve naturalist romancılarının eserlerini tanıdı, erken yaşta tanıdı, kaynağından tanıdı, bilinçli bir biçimde tanıdı. Yani bu büyük bir şans. İlerleyen yaşlarınızda bununla tanışsanız, yabancı dile hakim olmasanız, sizi yönlendirecek iyi isimler yoksa ne yapıyorsunuz? Savruk bir şekilde alıyorsunuz bir kitap romantizm akımından, alıyorsunuz bir kitap bambaşka bir türe ait, popüler bir eser alıyorsunuz. Estetik endişelerle kaleme alınmış bir eser almıyorsunuz. İstediğiniz eseri buluyorsunuz, bulamıyorsunuz. Bu size savruk bir ilgi meydana getiriyor. Bilinçli okumalar yapamıyorsunuz. Halit Ziya'nın şansı, hoca yönlendirmesi, kültürle erken yaşta tanışması, bilinçli bir şekilde okumalar yapması, çağdaşı, günceli olan edebi çizgiyi takip etmesi. Zaten ondaki bu ustalığı, yabancı dil bilgisini, Batı kültürü aşinalığını, edebiyat ve roman özelindeki bilinci, bu adam aynı zamanda hoca. Edebiyat tarihçiliğine de bir manada soyunmuş. Batı edebiyatı üzerine yayınları var bu adamın. Hikaye adlı eserinde Batı romanının silsile olarak nasıl geliştiğini, bir türün dönüşümünü etraflıca verdiğini, bunlardan haberdar olduğunu biliyoruz. Bütün bunlar onun aldığı eğitim, aile çevresi ve mizacıyla alakalı hadiseler. Yabancı kültürle, Batı kültürüyle erken yaşta hemhal oldu dedik. Okulunu bitirdikten sonra yine dikkatini sürdürecek, derinleşmeyi sürdürecek ilgilendiği alanlarda özel hocalardan İngilizce, Almanca ve Türk müziği dersleri alacak çok zengin bir kültüre sahip birey olarak yetişecek, kendisini yetiştirecek. Namık Kemal'imiz bundan mahrumdu mesela. Tanzimatçıların hiçbirinde böyle köklü bir kültürel sermaye, kültürel birikim göremeyiz. Hep dualite vardır. Ama burada rota belirlenmiş, Batı kültürüne, Batı edebiyatına erken yaşta aşina olunmuş ve burada derinleşilmiş. Dedesinin halı mağazasında çalışmakla birlikte bir devlet memuriyetine geçmek istiyor. Memuriyet hayatı 1885'te İzmir Rüştiyesi'ni Fransızca öğretmen olarak tayiniyle başlamış. Dile aşinalığa bakar mısınız? Bir dili bilmek başka bir şeydir. O dille kitap okuyabilmek.
O dilin konuşuruyla anlaşabilmek, ancak o dilin eğitmeni olabilmek, o dil üzerine tahsil verebilmek uzmanlığın en üst düzey göstergesi olabilir. Adam Fransızca öğretecek kadar Fransızca biliyor. Sonra yine hep Batı kültürü kurumlar diyoruz ya, bakın mektebini düşünün. Gayrimüslimlerin idare ettiği bir mektepte özel hocalarını düşünün. Memuriyete geldi. Yine Batılı kültürle özdeşleşen bir yer. İzmir Rüşdiyesi, Fransızca öğretmenliği. Daha sonra yine Osmanlı Bankası İzmir Şubesi'ne mütercim ve muhasip olarak atanmış. Bakın hep aynı çevreler. Rüşdiye'den 1886'da açılan İzmir İdadisi'ne Fransızca öğretmeni olarak nakledilmesinden sonra İzmir'den ayrılış tarihi olan 1893'e kadar banka ve okuldaki görevlerine devam etmiş. Bankada zaten mütercim olarak biliyoruz. Okulda Fransızca öğretmeni, kültürle iç içeliği. O vakit 1880-1893'e kadar İzmir devresinin, İzmir hayatının devam ettiğini ve bu dönemin okumalarla, yakınlıklarla, çalışma yaşamıyla, ilgilerle Halit Ziya'nın zihnini şekillendirdiğini, onu birikimli bir aydın haline getirdiğini, yüzüne batıya dönmüş bir aydın haline getirdiğini söylememiz mümkün mü? Evet, pekala mümkün. Peki İzmir devresinde bu kendisini yetiştirme, Batı kültürüne aşinalık hadisesi dedik. Öğretmenlik vazifesi, mütercimlik vazifesi dışında ne yaptı? Yaz hayatı nereye doğru gitti? Biraz buraları falan şimdi düşünelim. Fransızcadan sonra Türk Edebiyatı derslerine girmeye başlamış. Burada verdiği dersler daha sonra kitap olarak bastırılmış. Bu dönemde İzmir'in ilk edebi dergisi olan Nevruz'u ve İzmir basınının önemli gazeteleri arasında bulunan Hizmet'i, Hizmet gazetesindeki metinleri önemli. Hem tefrik olanlar hem romancılık üzerine görüşlerini anlattığı, bir önceki videomuzda dersin başında söylemeyi unuttum. Mehmet Rauf'un romancılığa dair görüşleri diye bir başlık açtık, anlattık. Halit Ziya'nın romancılığına dair görüşleri ve Hikaye adlı eserini anlatmıştık. Hikayede söyledik bu eserin önce Hizmet'te tefrika edildiğini. Değil mi? Hizmet'te, Nevruz'da, bunlar İzmir'de başlayan gelişen edebi mahfiller, çevreler arasında önemli yayın mecraları bulunmuş. Burada Tevfik Nevzat ve Bıçakizade Hakkı ile birlikte çıkarmış şehrin fikir hayatına, edebiyat hayatına büyük bir hareket kazandırmış. Edebiyatta ilgisini görüyoruz. Zaten acemi olarak diyebileceğimiz 15 yaşından itibaren başlamıştı. Artık İstanbul devresine geçmeden bilinen, ses getiren İzmir çevresinde önemli bir yazar, matbuat dünyasının içerisine adım atmış. İzmir'in ilk edebi dergisi Nevruz'la ve Hizmet gazetesiyle birlikte. 1893'te İzmir dönemi sona erecek dedik. İzmir'den sonra ne dönemi başlayacak? İstanbul dönemi. İstanbul dönemi hangi vasıtayla, vesileyle başlayacak? Tayinle, devlet memuriyetiyle. İstanbul'a, Muhaberat-ı Türkiye Başkatipliğine tayin edilecek. Reji idaresinde göreve başlayacak. Artık İstanbul'da. Tabii memuriyet hayatı oldukça başarılı. Gitgide ne denir ona? Taltifler alacak. Memuriyetinde hızla ilerleyecek. 16 yıl çalıştıktan sonra burada 1909 Nisan'ında İttihat ve Terakki'nin teklifiyle 2. Abdülhamit'in halledilmesinden sonra tahta geçen 5. Mehmet Reşat'ın başkatipliğine tayin ediliyor. Bakın, devlet memuriyetinde ulaşabileceğiniz en üst düzey makamlardan bir tanesi. En sonunda vardığınız yer padişahın başkatipliği. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği gibi bir makam olarak düşünebilirsiniz. Oralara kadar yükselmiş. 3 yıl devam eden bu görevi sırasında 1911'de kısa süren bir ayan üyeliği de vardır.
İttihatçı-İtilafçı çekişmesinin etkisiyle 1912 Temmuz'unda Ahmet Muhtar Paşa'nın büyük kabinesi tarafından başkatiplik görevinden alınınca Tütün İnhisarı İdare Meclisi Başkanlığı'na tayin edilir. Ayrıca daha önce başlamış olduğu Darülfünun'daki Batı Edebiyatı dersleri hocalığına yeniden döner. 1990, 19, hep bugün 90'lardan gidiyor. 1919'a kadar burada ders verir. Batı Edebiyatları tarihine dair hazırladığı kitaplarını neşreder. O zaman memuriyet hayatında ciddi kademeler almış, padişah başkatipliğine kadar yükselmiş, reji idaresinde çalışmış, ayan üyeliği yapmış kısa bir süre. Bununla birlikte İzmir'den itibaren İzmir'de çeşitli mekteplerde, İzmir İdadisi'nde, İstanbul'da ise Darülfünun'da çok önemli bir kurum. Bizim pek çok edebiyatçımızın da aynı dönemlerde çalıştığı Türkolojinin beşiği olmuş, kaynağı olmuş bir kurum. O da çalışmış, Batı Edebiyatı dersleri vermiş. İzmir'de Fransızca dersleri vermiş. Fransız Edebiyatı'na dair eğitmenlik vazifesinde bulunmuş, Türk Edebiyatı eğitimi vermiş. Memuriyet hayatında başarılı, çeşitli memuriyetlerde bulunuyor. Yine memuriyetiyle birlikte hep öğretmenlik vazifesinde beraber götürüyor. Bakın zihni anlayalım. Cumhuriyet'in ilanından sonra tütün inhisarındaki görevine devam etmekle birlikte aktif memuriyet hayatından çekilmiş. Hayatının bu son devresinde vaktinin büyük kısmını sadece yazmaya ayırmış. Ancak bu yazma sürecini kesintiye uğratan, onu yıkan hadiseler var. Evvelden beri vardı. Bu dönemde artık bambaşka bir boyuta ulaştı. O da aile faciaları, evladını kaybetmesi, oğlunun intiharı. Oğlu Tiran Elçiliği Başkatibi Halil Vedat'ın tayin ve terfi taleplerinin sonuçsuz kalması yüzünden 1937'de intihar etmesi onun için büyük bir yıkım oluyor. Daha önce de bir kızını erken yaşta kaybetmiş olan yazar, bu olaydan sonra kendini toparlayamaz ve artık tamamen içine kapandığı Yeşilköy'deki köşkünde 1945'te hayata veda eder. Ve hayatının son döneminde artık tedavi falan kabul etmediği, ilaçlarını almadığı, kendisini ölüme terk ettiği gibi şeyler söylenir metinlerde. Bu olay çok yıkıcı olmuş. Zaten akrabalardan, çevrelerden travmatik durumlar, acılar çok fazla. Yine belki biraz magazinel bir bilgi sizler için olacaktır. Ama vermek lazım mı bilmiyorum. Şöyle bakalım. Şuraya geçeyim. Şu fotoğraf daha iyi. Yaşıma durdur diyeyim ve şunu açayım. Bu Şarkizadeler dedik ya, kıymetli bir aile, kültür çevrelerinde, siyasi çevrelerinde bilinen. Latife Hanım vardır ya, kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün eşi, ayrılmışlar. Latife Hanım'la da Halit Ziya Beyler, Halit Ziya akrabadırlar. Akrabadırlar. Latife Uşaki, Uşakizade. Latife Hanım da Halit Ziya ile aynı sülaleye mensuptur sevgili arkadaşlar. Şuraya gelelim, tekrar devam edelim. Aklıma gelmişken söyleyeyim dedim. Belki bir yerde işinize yarar. Oğlunun kaybıyla birlikte Vedat'ın, kendisi de büyükelçi idi, yıkılacak ve ölüme gidecek bir manada. Şimdi görmediğiniz bir arayla birlikte hemen dersime devam edeyim. Şu telefona bakayım. Evet, hızla devam edelim. Hayatın ana hatlarıyla anladığımızı zannediyorum. Şimdi edebi macerasına bakalım. Edebi gelişimine ve aşamalarına bakalım. Çok büyük edebiyatçılarımız arasında sadece edebiyatı cedidenin değil, bütün Türk edebiyatının, bütün Türk romanının
Tanpınar'a bakarsanız bunu söyler. Oğuz Atay gibi modernist, postmodernist çizgide bilinen bir yazar. Yine Orhan Pamuk gibi bir yazar. Kendisini en çok etkileyen ismin kim olduğu sorulduğunda bu Türk Edebiyatı'nın büyük isimleri hep Halit Ziya'yı işaret ederler. Ondan esinlendiklerini, ilham aldıklarını, ona hayran olduklarını dile getirirler. Selim İleri'yi de buna katabilirsiniz. Zaten Aşk-ı Memnu üzerine kapsamlı bir incelemesi vardı. İlk videoda ona da anlatmıştım, bahsetmiştim. Çok büyük bir isim. Romancıların da, edebiyat tarihçilerinin de, eleştirmenlerin de büyük takdirini kazanmış bir isim. Tabii bu takdir boşa değil. Eserleriyle. Bu eserler üzerine şimdi devre devre adım adım ilerleyelim. Tahkiyeli metinleriyle onu daha ziyade biliyoruz. Romanlarıyla, hikayeleriyle, büyük hikaye, küçük hikaye diye bakabiliriz. Tiyatrolarıyla, tercümeleriyle, eleştiri türünde metinleriyle, edebiyatın pek çok farklı alanında mensur şiirleriyle kalem oynatmış. Kimisi dergilerde kalmış. Çok sayıda metni var. Gerçi artık dergilerde kalan var mı? Az da olsa var. Çünkü çoğu metni yayımlandı. Çeşitli yayın evleri tarafından basıldı. Onun yazı hayatını genelde iki bölüme ayırırlar. İlki İzmir devresidir. Söyledik 1893'te İstanbul'a geçti dedik. Bu döneme kadar olan devre İzmir devresi. Bu dönemden sonraki devre İstanbul devresi olarak düşünülebilir. 1883'ten itibaren Hazine-i Evrak, Tercüman-ı Hakikat, Envar-ı Zeka gibi İstanbul gazete ve dergilerinde çıkan ilk yazılarından sonra asıl şöhretini, ismini İzmir'de arkadaşlarıyla birlikte çıkardığı Nevruz dergisi ki İzmir'in ilk edebi dergisi olduğu söylendi. 1884 yılında yayınlandı. Ve Hizmet Gazetesi 1886'da bunlarla kazanmış. İzmir'deyken buralara İstanbul matbuatına yazılar yollamış, ilk imzaları görülmüş. Ama artık ismini kabul ettirmesi, edebiyat çevrelerinde ciddiye alınan bir isme dönüşmesi İzmir'de arkadaşlarıyla birlikte çıkardığı periyodikler sayesinde, yani Nevruz Dergisi ve Hizmet Gazetesi sayesinde olmuş. Bütün yükünü omuzladığı hizmette 7 yıl boyunca süren yoğun bir yazı faaliyeti var. Tabii burada telif, tercüme, romanlar, hikayeler, mensur şiirler, eleştiriler, polemikler, kültür hayatına dair, sosyal hadiselere dair makaleler gibi farklı türlerde eserler kaleme almış, metinler yayınlamış. Halit Ziya'nın roman sanatında yeni bir çığır açan, romanımızı yeni bir yapı ve üsluba kavuşturan ilk romanı ve büyük hikayeleri Hizmet Gazetesi'nde tefrika edilmiştir. Bunlar sırasıyla Sefile, Türk Edebiyatı'nın kesinlikle ilk realist romanıdır diye nitelendiriyor. Ömer Faruk hocamız, hani araba sevdası için söylenir ya, ama araba sevdasının biliyorsunuz yazılma tarihi ile yayımlanma tarihi arasında epey bir zaman vardır. Onu Tanzimat'a yerleştiriyoruz ama Servet-i Fünun dergisinde yayımlanmış. Bu manada bu tespit önemli. Sefile'yi Ömer Faruk Hoca Türk Edebiyatı'nın ilk realist romanı olarak niteliyor ve İzmir devresinde Hizmet Gazetesi'nde tefrika edilmiş bir metin. Yine Sefile'nin dışında Nemide, Bir Ölünün Defteri, Ferdi ve Şürekası, dört roman, İzmir Devresi romanları bu dönemde Hizmet'te. Bunun dışında büyük hikayeleri. Ne bunlar? Bir Muhtıra'nın Son Yaprakları, Bir İzdivacın Tarihi Muaşakası, Deli, Bu Muydu ve Heyhat. Bunlar dışında mensur şiirlerini görüyoruz İzmir Devresi'nde. Hizmet'te mensur şiirler gibi kendi içinde çelişkili görünen bir genel başlıkla yayınlanan, daha sonra yine bu adla kitaplaşan bu şiirli yazılar çok kişi tarafından taklit edilecek, Servet-i Fünun edebiyatında da devam eden bir mensur şiir türünün, mensur şiir modasının doğuşuna kaynaklık edecektir. Yazarın
Yine mensur şiir tarzındaki ikinci eseri annesinin ölümü dolayısıyla yazdığı Mezardan Sesler. Bunu da mensur şiir olarak değerlendirebiliriz. Yani mensur şiir türünde iki eseri olduğunu söyleyelim. İlki mensur şiirler başlığını taşıyor. Diğeri Mezardan Sesler başlığını taşıyor. Halit Ziya Hizmet'te İzmir devresinde Türk ve dünya edebiyatının çeşitli konularını alan çok sayıda makale ve roman teorisine dair eseri Hikayeyi neşretmiştir. Yine fenli yazı dizileri de kaleme almıştır. Hikaye üzerinde etraflıca durdum. Romantizm görüşüne, romantik edebiyat anlayışına karşı çıkan bir manada Ahmet Mithat'ın temsil ettiği romancılık düşüncesini ahbara asara karşı çıkan, kendi romancılık görüşlerini ve realist roman çizgisini açıklayan çok önemli bir eser. Kitap halinde yayında zaten yapıldı. Günümüzde de dergah yayınlarından alıp okuyabiliyoruz. O eser üzerinde durdu. Burada tekrar vakit kaybetmemek için üzerinde durmuyorum. Önceki videolardan ilgili bölümü lütfen okuyun. İzmir devresi böylece kapanır. Nasıl kapandı? Mensur şiirle kapandı. Yazılmış romanlarla kapandı ki bunlar Sefile, Nemide, Bir Ölünün Defteri, Ferdi ve Şürekası, 4 roman, 5 uzun hikaye ve mensur şiirlerle kapandı. Adını duyurdu, kabul ettirdi. Daha sonra İstanbul dönemi başladı memuriyet dolayısıyla. İstanbul döneminde ise daha çok Servet-i Fünun, tabii ki biliyorsunuz döneme, topluluğa da adını veren temel alan, temel dergi, Servet-i Fünun dergisi, Mektep, İkdam, Sabah, Peyami Sabah gibi İstanbul'un en meşhur, en popüler dergi ve gazetelerinde yazıları yayınlandı. 1896-1901 yılları arasında bir mektep olarak ortaya çıkan Servet-i Fünun Edebiyatı, biz ona Edebiyat-ı Cedide diye diyoruz, döneminde Tevfik Fikret ve Cenap'la birlikte bu edebiyatın en önemli temsilcisi konumunda adını artık zihinlere, edebiyat tarihlerine yerleştirmiş meşhur metinleri Servet-i Fünun'da yayımlandı. Sizin de sorumlu olduğunuz Mavi ve Siyah, Aşk-ı Memnun ve yine yarım kalan Kırık Hayat, Kırık Hayatlar. İkinci Meşrutiyet döneminde bu romanlara son romanı Nesli Ahiri ekledi. Onun roman ve hikaye alanında açtığı realist yol tabii takip edildi, ilham kaynağı oldu. Hem dönemindeki isimlere, başta Mehmet Rauf olmak üzere ona üstadım, hocam diyor. Hem sonraki devirlerdeki isimlere çok kişiyi etkiledi. İkinci Meşrutiyet ve Cumhuriyet dönemlerinde de roman ve hikaye ve yeni bir tür olarak tiyatro alanında eserler vermeye devam eden yazar, Cumhuriyet devrinde edebiyat dünyasında yeniden ön plana çıktı. Nelerle? Hatıra niteliğindeki kitaplarıyla 40 yıl, Saray ve Ötesi, Bir Acı Hikaye. Ve yine Türk ve edebiyatına dair yazdığı makaleleriyle artık biraz tahkiyeciliği geri planlı. Hatıraları da çok mühim. Zaten Servet-i Fünun dönemi, 2. Abdülhamit devrinde edebiyat ve sanat camiasının durumunu 40 yılda okuyoruz. Eserlerini nasıl yazdığı, nasıl baktığına dair bilgi sahibi oluyoruz. Saray ve Ötesi daha sonraki yıllarını içeren ve memuriyetine dair hadiseleri ele alan bir eser olarak karşımıza çıkıyor. Hatıralarındaki üslup ve kompozisyon yazarı Türk hatıra edebiyatının önde gelen isimlerinden biri haline getirir. Ona öncü konumu kazandırır. Bu hatıralar siyasi ve edebi tarihimize ışık tutmasının yanında İzmir özelinde de İzmir'i oldukça canlı ve objektif bir biçimde yansıtması bakımından da kıymetli. Dönemi pek çok yönüyle sosyal, kültürel, siyasi, edebi manada onunla kavruyoruz. Yine hikayelerinde özellikle İzmir Hikayeleri adlı kitabında toplanan hikayelerinde kendi çevresinden ve yaşadığı yılların İzmir'ini birçok çizgi, renk ve kişilikle canlı bir biçimde etraflıca aktarıyor. Halit Ziya'nın 60 yıl boyunca devam eden yazı hayatında kitap halindeki eserlerinin sayısı
ölümünden sonra yayınlananlarla birlikte 69'u bulmaktadır. Bunları temel olarak roman, büyük hikaye, küçük hikaye, mensur şiir, tiyatro, hatıra, makale, teorik eser, batı edebiyatına dair eserler, çeviriler ve fenli kitaplar olmak üzere 11 grupta toplamak mümkün. İlgi alanları oldukça geniş. Tabii biz onun en önemli vasfını romancılığıyla ve edebiyat teorisyenliğiyle, eleştirmenliği, tarihçiliğiyle biliyoruz demek mümkün olabilir. Baktığımızda ilk romanlarından itibaren daha çok tabii bireysel, sosyal konulardan ziyade bireylerin mutluluğu sorunu merkeze alınıyor. İzmir devresinde yazılan romanlarında Sefile, Nemide, Bir Ölümün Defteri, Ferdi ve Şürekası bunlar. Temel yapı, üç genç arasında cereyan eden aşk ve bu aşklar sırasında gençlerin yaşadığı kıskançlık, intikam, feragat duygular. Yani merceğimiz, odağımız bireye yönelik, bireylerin çatışmaları, bireylerin psikolojisi, işte alın size realist romanın çatısı, Flaubert tesirleri, Madame Bovary'ler falan düşünün. Sefile romanı, ilk realist roman diye nitelendirilmesi anlamlı hale geliyor. Realist ve naturalist anlatım tekniklerinin ilk defa uygulandığı bir roman biçiminde nitelendiriliyor Ömer Faruk Hoca tarafından. İlk realist roman olarak bilinen Sami Paşazade'nin Sergüzeşti, Sefile'den sonra yayımlanmış. Yayın tarihleri itibariyle de bir şerh koyuyor. İstanbul devresinde yazılan Mavi ve Siyah, Aşk-ı Memnu, Kırık Hayatlar, Nesli Ahir romanlarında aşk ikinci plana düşer. Bu olgunluk dönemi romanlarında toplumun çeşitli kesimlerine mensup gençlerin hayatları, aileleri, hayalleri, idealleri, hayal kırıklıkları, o gerçeklik, hayal çatışması diye bahsettiğimiz mesele var ya, bu merkezde ve bireyin temel odak noktası olduğu bir anlatım tarzından bireyin çevresinin, ailesinin de hesaba katıldığı, etraflıca işlendiği, arka plana da dikkat eden bir anlatım üslubu tarzı ön plana çıkartılıyor. Artık mesele sadece aşktan yola çıkmak ve aşk karşısındaki hayal kırıklığını anlatmak değil, aşk izleyinde aşktan hareketle çevreyi, muhiti, hani İpolit Ten'e gidelim, etraflıca anlatmak. Özellikle Kırık Hayatlar ve Nesli Ahir'de tabii sosyal tarafa odaklanmak yönüyle daha yoğunluk gösterir Hale Ziya'nın diğer romanlarına nazaran, diğer romanlarına kıyasla. Sosyal yönü ağır basan romanlardır. Toplum gerçekliklerini ve siyasi meseleleri merkezine alır bu romanlar ve üslubu da sadeleşir. Olgunlaşmayla birlikte tabii yaşanan dönemin tesirlerini de burada unutmayalım. Abdülhamit devrinde toplumcu bir metin yazmak, neslinin sesi olmaya soyunmak falan kolay değil. Hem yazar olgunlaşmış hem şartlar, toplumsal şartlar daha müsait. Sosyal alana yönelmesi bu manada anlamlı. Onun romanlarında ele alınan kişiler çoğunlukla yeni Osmanlı tipi diye adlandırılan, hep tipolojik, karakteristik bazı vasıflarla görülürler bizlere. Kendi hayatından izler de taşır. Biyografiyle bu manada yan yana okuyabilirsiniz. Ne bu tipin, prototipin temel vasıfları? Varlıklı, kültürlü, estet, estetik duyguları gelişmiş, sanatkar yaratılışlı, batılı değerlere inanan, işte batılı müzikle, kültürle, resimle, edebiyatla, tiyatroyla iç içe, hayatı kitaplardan okuyan, edilgen, pek güçlü olmayan kişiler. Burada eylemci kahramanlar falan göremiyoruz. Dolayısıyla romanlar olay örgüsü üzerinden ilerlenmiyor. Müthiş
aksiyona dayanan olaylar yok. İçe kapanık bireylerin hikayeleri var. Hayatı kitaplardan öğrenen, hayat gerçekliği karşısında yılan, susan, iç çatışmalar yaşayan, hayale, sanata sığınmaya çalışan, biraz hayattan kopuk, kendi köşesine çekilmiş, belki fil dişi kulesinde tipler. Zaten dönem romanı böyle eleştiriliyordu Ahmet Mithat Efendi arkadaşları tarafından. Hatta kendi içlerinden bile bu eleştirilerin yöneltildiğini söyledik. Ali Ekremler, Mehmet Rauflar. Cansızlar bunlar. Sorgunlar, sentimentalizm, aşırı duygusallık ön plana çıkıyor. Dönemin şiirinde, roman tiplerinde, kahramanlarında, mavi siyah falan zaten anlatırken üzerinde duracağız. Romanların kişi kadrosu içerisinde kendini öksüz kız evladı adamış fedakar baba tipleriyle girdikleri ailelere mutsuzluk getiren meşhum, kötü diye ifadesiyle ve afet kadın Fransızca kavramsallaştırmasıyla femme fatale tipleri ilk defa onun eserlerinde sıklıkla görülürler. Yani hemen aşkı roman en bilinen örneği olduğu için aklınıza getirin. Aileye girer, aileyi mahveder. Kimdir bu? Bihterimiz. Girdiği aileye gelen kötü kadın. Afet kadın, femme fatale, Bihter. Kendini öksüz kız evladına adamış, fedakar, iyi niyetli, karşısında dönen hinlikleri çözemeyen baba tipi Adnan Bey mesela. Aşk-ı Memnu'dan düşünelim. Bu tipler onun romanlarıyla birlikte edebiyatımızda yerleşecektir. Yine roman dışında romanla küçük hikaye arasında yer alan büyük hikaye türünde de 7 eseri var ki bunlara kavramsal olarak novella adı verilebiliyor. Mesela Sabahattin Ali'nin Türk Mantolu Madamnası'nın bir novella olduğu söylenir hacim itibariyle. Bunlar romanla hikaye arasında hacim olarak, anlatım olarak yer alan bir edebi tür. Biz bunlara büyük hikaye diyoruz. Novella da denebilir. Küçük roman diyenler var bunlara. Hacim itibariyle yapılmış bir sınırlandırma, zihniniz karışmasın. Bunlarda da romanlardaki temel kişi eksenini ve tematik izleyi görebilmemiz mümkün. Yine Yeni Osmanlı, Batı kültürüne aşina olmuş kişilerimiz var. Bunların çatışmaları var. Gerçeklik karşısındaki hayal kırıklıkları var. Romanlarıyla birleşen yönü Halit Ziya'nın büyük hikayelerinin, novellalarının aynı üslup hassasiyetinin ve sağlam kurgu tekniğinin görülmesi, realizmin merkeze alınması. Novellaları, büyük hikayeleri dışında tabii küçük hikayeleri de var yazarın. Bunlar Ömer Seyfettin, Sait Faik tarzı hikayeler, öykü dediğimiz diğer ismiyle hikayeler. Bundan 125 kadar kaleme almış. 17 kitap halinde yayınlanan bu hikayelerin toplandığı kitaplardan en çok tanınan ve okunanları arasında saydığımızda Bir Yazın Tarihi, Solgun Demet, Bir Şiiri Hayal, Bir Hikayeyi Sevda, İzmir Hikayeleri. Bunları bilmekte, hatırlamakta fayda var. Halit Ziya'nın hikayeleri, küçük hikayeler. Her biri birer küçük hayat tablosu oluşturan hikayelerinde yazar, Türk toplumunun gerçeklerini ve problemlerini romanlarından daha fazla eğilir. Ve ailevi yaşantılar, fakirlik ve yoksulluk içindeki insanlar ve toplumun töreleri üzerine çok etkileyici gerçek hayat sahneleri sunar. Küçük hikayelerinde hani romancılığında son iki romanını bir tarafa koyduk ya, sosyal meselelere daha çok yer ayırmıştı dedik. Ama daha ziyade birey etrafında döner. Bireysel alana sıkışır. Küçük hikayelerinin ise sosyal meselelere daha çok yelken açtığını söylememiz mümkün. Okumanızda fayda var. Mesela İzmir hikayelerini açın, okuyun. Bir Hikayeyi Sevda'yı açın okuyun. Hepsinden Acı'yı açın okuyun. Hikayelerinde yine yaşantısıyla irtibat kurulabilecek pek çok şey var. Akraba, çocuk kayıpları, evlat kayıpları.
Bazı hikayeleri bu nedenle hatırayla, tahkiye, kurguyla yaşantı arasında askıda kalan metinler olarak değerlendirilebilir. Romanları ve büyük hikayeleriyle Halit Ziya kahramanlarının tutkularını ve duygularını tahlil etmeyi, onları kendi çevreleri içinde göstermeyi esas alarak sanatkar bir üslupla Türk dilinde gerçek anlamda Batılı romanı yaratmış, Ahmet Mithat Efendi'nin kendisinden önceki kaba ve özensiz romancılığına son vermiştir. Aynı anlayışla yazdığı küçük hikayeleri de bu türün gelişip yaygınlaşmasında önemli rol oynamıştır dememiz mümkün. Hikaye adlı o eserinde romancılığa dair söylediği görüşlerin uygulaması olarak değerlendirebiliyoruz biz Halit Ziya'nın romanlarını, büyük hikayelerini, küçük hikayelerini. Artık karakter yaratıyor. Karakterleri çevreleri içerisinde gösteriyor. Psikolojiyi görüyoruz. Realist anlayışa dair bütün unsurları görüyoruz ve realizm olgun örnekleriyle Halit Ziya'da yankısını buluyor ve etkiliyor. Dönemdaşlarını da, sonraki kuşaklarını da. Tabii üslup konusuna oldukça önem veren bir isim. Hayat boyu bu üslup merakından vazgeçmeyecek. Onun üslupçuluğunu, zerafetini mensur şiirlerinde ve birisi telif, ikisi adaptasyon olan tiyatro eserlerinde ve hatıralarında da bulmak mümkün. Halit Ziya'nın imzasını anlayabiliyorsunuz anlatım tarzından. Edebi eserleri dışında yine yazarın edebiyat teorisine dair makaleleri ve eserleri, Batı edebiyatına da yazdığı eserleri Türk kültür ve edebiyat tarihinin ilkleri arasındadır. Hikayeyi söyledik. Türkçe'de roman teorisi konusundaki ilk eser. Önceki videoya lütfen bakın, dosyayı okuyun. Yine Darülfünun'daki hocalığı sırasında hazırladığı Fransız, İspanyol, Alman, Yunan ve Latin edebiyatlarına dair kitapları ilk derli toplu eserler arasında zikredilir ve anlayın adamın aşinalığı, edebiyatı Cedide Nesli'nin Tanzimatçılardan farkını, derinliğini, Batı edebiyatlarının tarihini etraflıca verebilecek malumata, bilgiye, ilgiye sahipler. Sonuç olarak Halit Ziya'mız İzmir'in ilk edebi dergisini çıkarması, yıllarca yayınladığı Hizmet gazetesiyle birçok yeniliğe imza atmış olması, İzmir'in kültür, sanat, edebiyat hayatına önemli bir canlılık getirmesiyle önemli bir şahsiyet. Bundan daha da önemlisi, İzmir için taşıdığı önemden daha da dikkatimizi çekmesi gereken durum, onun Türk romancılık tarihinin klasikleşmiş eserlerini vermesi ki hemen aklımıza Aşk-ı Memnu ve Mavi ve Siyah gelmeli. Küçük hikaye geleneğini kurması, mensur şiir modasını yaratması, roman teorisi ve Batı edebiyatı tarihine dair ilk ve kapsamlı eserleri vermesi, üslupçuluğu, tüm bu özellikleriyle edebiyatımızın ve nesrimizin en büyükleri arasında yer almayı sonuna kadar hak eden önemli kurucu bir isim. Ona dair bir şeyler okuyacak isek Halit Ziya'ya dair Ömer Faruk Uyugüzel imzasını aramalıyız, okumalıyız. İslam Ansiklopedisindeki Halit Ziya maddesini Mehmet Kaplan Hoca yazmış. Oraya bakıp okuyabiliriz. Bu kaynakların tamamı önemlidir, kıymetlidir. Roman tahlili Aşk-ı Memnu'ya dairse, yani lütfen Uzun Bir Kışın Siyah Günleri, bu esere Selim İle de kendisi de bir romancı, bakmamızda fayda var. Eserlerini burada derli toplu görebiliyoruz. Zaten metin ve video içerisinde de bahsettik sevgili dostlar. Çok verimli bir yazar. Kendisini kıran, üzen evlat kayıpları olmasaydı, özellikle Cumhuriyet devrinde tahkiyeye, romancılığına, yazı yaşamına daha yoğun devam edebilseydi, kim bilir ne eserler verebilirdi, ama hayat her zaman istenen, arzulanan gibi devam etmiyor. Şöyle bir eserleri üzerinden baktığımız zaman, roman, mensur şiir, inceleme,
Bakın, tarihi edebiyatı Galibiye'den Fransa edebiyatı dersleri, İspanyol edebiyatı, Alman edebiyatı tarihi, ilgilerinin genişliğini sanata dair, Türk şair ve edipleri, sanata dair 4. cildi, İngiliz ve Fransız şair ve edipleri. Ne kadar bilgi sahibi olduğunu, Batı kültürüne aşinalığını, kendini yetiştirmiş bir isim olduğunu anlıyoruz. Mutlaka ders için söyledik ama ilerleyen dönemler için de hali ziyadan bir şeyler okumak, üslubunun önemini kavramak bağlamında söyleyeceğim eserler. Aşk-ı Memnu, Mavi ve Siyah, biliyorsunuz hikayesi incecik bir eserdir. Onu okumanızda fayda var. Hatırası 40 yılı mutlaka okuyup keyif alırsınız geniş bir zamanınızda. Ve yine hikayelerinden bir yazın tarihini okuyabilirsiniz. İzmir hikayelerini okuyabilirsiniz. Hepsinden acıyı okuyabilirsiniz. Bunlar güzel. Onun nesrini, edebiyata bakışını anlamamız için güzel metin örnekler. Mavi ve siyah bir giriş yapmalı mıyım diye düşünüyorum. Bir giriş yapsam mı acaba? Şöyle bir küçük ara vereyim. Yani şöyle küçücük bir mavi ve siyah girizgahı yapayım. Sonraki videoda açacağım. Yapı unsurlarıyla. Ama küçük bir girizgah olsun aklımdayken sonraki videolarımızı asıl saklayalım öneminden falan bahsederek. O sayede ilerleyelim. Mavi ve Siyah, Ali Ziya'nın İstanbul dönemine ait ilk romanı. Aynı zamanda bir neslin romanı. Edebiyatı Cedide Servet-i Fünun neslinin Abdülhamit devrinde yaşamış içe kapanık estet gençlerin batıyla hemhal olmuş, yeni bir dünya düşleyen, hayale kapılmış gençlerin romanı, çağının, döneminin romanı. Nesli ahirde de neslin hikayesini anlatmaya çalışacak yine Halit Ziya'mız. Bu yönüyle bir nesil romanı olarak Mavi ve Siyah, döneminin kendi çevresinden, zaviyesinden dünyaya bakışını, inançlarını ve değerlerini ortaya koyan bir roman. Ve tabii bu metin Edebiyat-ı Cedide neslinin karakteristik özelliklerini bize yansıtacak. Böyle bir fonksiyonu şiirde Tevfik Fikret'in yerine getirdiğini biliyoruz. Süha ve Pervin'de, değil mi? O hayal hakikat çatışması. Zaten romanın adı bile bunu bize müjdeliyor. Mavi, siyah. Bir yerde hülyalar, hayaller, bir yerde siyahlık, hayal kırıklığı, gerçekler. Yani gerçek hayal çatışması bu romanın merkezinde yer alan temel unsurlardan bir tanesi. Bu romanı bir nesil romanı yapan bir başka husussa, edebiyatı cedidecilerin genel olarak sanat ve özel olarak edebiyat konusundaki görüşlerine yer veren bir eser olması. Tabii Ahmet Cemil merkezinde biliyoruz yani adamımız Ahmet Cemil'imiz bir şair. Nasıl bir edebiyat yaratmak istiyorum? Şiiri nasıl görüyorum? Hangi eserleri seviyorum? Edebi çizgim nedir? Buna kafa yorması, sanata, edebiyata dair bir arayış içinde olması, heyecan içinde olması bize dönem yazarlarının, şairlerinin endişelerini veriyor, bize onları yansıtıyor. Şiir, eski edebiyat, dil, kafiye, vezin, tenkit ve tercüme konularında topluluğun sanat anlayışları Ahmet Cemil'in ağzından dile getiriliyor ve savunuluyor. Tabi Halit Ziya bununla da yetinmiyor. Muallim Nazi'yi çağrıştıran, eski edebiyat taraftarlığını çağrıştıran Raci karakteriyle eski şiir anlayışını da tartışma dönemlerindeki hani edebi tartışmaları anlattık ya, Ahmet Cemil Raci çatışmasıyla dönem içerisindeki eski edebiyat yeni edebiyat çekişmelerine de yelken açıp
roman metin üzerinden neslinin mensubu olduğu edebiyat topluluğunun savunusunu yapma imkanını kendine veriyor. Eleştiriyor Raci'yi, Muallim Naci'nin edebi çizgisini böylece alaşağı etme imkanı buluyor kendince. Tabii büyük rağbet görüyor. Kısa zamanda nüshaları tükenecek Mavi ve Siyah'ın. Hissettirecek. Bunun dışında ne söyleyebiliriz? Ahmet Cemil'le. Ahmet Cemil'imiz Tanzimat'ın pratik, faydacı aydın tiplerinden, sosyal aydın tiplerinden farklı. Ahmet Cemil gerek yetişme tarzı, aldığı eğitim, mizaç özellikleri, gerekse dönemin baskıcı yönetiminin etkisiyle topluma entegre olamamış, hayat karşısında pasif, tırnak içinde tutunamayan bir roman kişisi. Bu anlamda Ahmet Cemil'i Tanpınar'ın eserlerinde de karşımıza çıkan derinlikli fakat bir türlü harekete geçemeyen pasif erkek karakterlere benzetebiliriz ki bu tipin de öncüsü olmuş bir manada Halit Ziya. Oğuz Atay için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Tanpınar'daki romantikler için de hep onlar öncülüğünü Halit Ziya metinlerinde buluyoruz. Peki Mavi ve Siyah'taki nasıl bir zihniyet var? Buna dair ne söyleyebiliriz kısaca? Romanda 19. yüzyıl sonunda İstanbul'da sürdürülen hayat çeşitli noktasıyla aktarılıyor. Eserin başlarında yer alan tepe başındaki ziyafet sahnesi düşünelim. Bu ziyafette tanıtılan kişiler, daha sonra bunların hayatın akışı içerisindeki karşılıklı ilişkileri, dostluklar, sitemleri, farklılıklar eserin zihniyeti hakkında hep bilgi sahibi olmamızı imkan veriyor. Halit Ziya oldukça realist, gerçekçi bir hayat bize sunuyor bu romanla. Sürdürülen hayattan esinle oluşturulan bu eserde ruh tahlilleri ve tasvirler çok kıymetli. Kişilerin ruh tahlilleri, hedefleri ve yaşadıkları olaylar karşısındaki tavırları realist bir bakış açısıyla veriliyor. Gerçek hayatta bireylerin yönelimleri benzer bir biçimde Mavi ve Siyah'ta da kendisini gösteriyor. Olaylar neden sonuç ilişkisiyle birbirine bağlanıyor. Artık burada tesadüflere yer yok. Mekan ve insan ilişkisinde aynı şekilde tesadüflere yer yok. Realizmi zaten bunlarla görüyoruz. Daha fazla üzerinde durmayayım. Sonraki videoya saklayayım. Kişiler, olay örgüsü, mekan unsurunun önemi vesaire. Mavi ve Siyah'ı sonraki videoya saklayalım. Böylece yorulmayalım. Sizi de yormayalım. Sonraki videoda Mavi ve Siyah'la buluşmak dileğiyle. Hoşçakalınız arkadaşlar.